ulaşımın kalitesini artıran demiryolu taşımacılığı ülkemizde hızla gelişiyor. Sektörün önemli oyuncularından Tezray, Devlet Demiryolları Eğitim Merkezi için hayata geçirdiği simülatörler, gezi amaçlı lokomotif ve su altı motoru üretimiyle dikkat çekiyor. Akışında önemli etkisi olan icatlardan biri olan ve 19. yüzyılın ilk yarısında ticarileşerek faaliyete geçen tren ve ray, sanayiyi, ticareti, kültürü değiştiren, insanlığı ilgilendiren hemen her şeyi etki eden bir alan olmuş. Demir ve ray üzerinde yolculuğa başlayan lokomotifler bugün sektöre yön veren kurumlarda geliştiriliyor. Onlardan biri Eskişehir'de faaliyetini sürdüren Tezray. 2005 yılından bu yana ben kendim demiryolu sektörünün içerisindeyim. Çeşitli projelerde Türkiye'de Tülyomsaş ve TCDD'ye üretimler yapmıştık diğer firmada. Sonrasında belirli bir dönem yurt dışı firmalarına danışmanlık hizmetleri verdik. Ortağım Faris Göroğlu ile birlikte bir araya geldik 2012 yılında. 2012'de de böyle bir yola çıkmaya karar verdik. Az zamanda çok mesafe kat edilmiş ve demiryolu sektörünün öncü kuruluşlarıyla işbirlikleri yapılmış. Şirketimizin ana fikri Türkiye'de yapılmayan işleri yapmaktı. Ve Tezray olarak şirketimizi kurduktan sonra projelerimiz başladı. Çok hızlı bir ivmeyle, bir senenin içerisinde çok hızlı bir büyümeyle Türkiye'nin en büyük şirketlerine, demiryolu şirketlerine, TCDD'ye, sektörün önde gelen kuruluşlarına alt yüklenici ve yeni proje tedarikçisi olarak hizmetler veriyoruz. Firma demiryolu sektöründe danışmanlık yanı sıra mühendislik firması olarak da anılıyor. Bir projenin bize sunulmasından sonra tasarımdan başlayarak bunun imaline kadar ve anahtar teslimine kadar yapan bir firmayız. Mühendislerimiz, danışman mühendislerimiz, bunun yanında sektörde uzman danışmanlarımızla birlikte toplanıp projeler tasarlanır ve montaja kadar gelir. Montajdan sonra araç rayın üzerinde teslim edilir. Bizim yapmış olduğumuz iş budur. Kalite tüm iş sürecinin en önemli kavramı oluyor Gökhan Tezgel ve ekibi için. Bizim için en önemli değerler olan kaliteyi ön plana aldık ve şu anda Türkiye'de demiryolu sektöründe imalat yapan Tülyomsaş, TÜVASAŞ gibi firmaların bütün kalite belgelerine sahibiz. N15085, ISO ve Çevre Sağlığı İş Güvenliği gibi belgelerin tamamı bizde bulunurken biz bir de şu mantalitedeyiz. Bunu uygulamak noktasında gerçekten uyguluyoruz. Devlet Demiryolları Eğitim Merkezi için hayata geçirilen simülatörler, gezi amaçlı lokomotif, su altı motoru, üretim sistemini demiryoluyla sınırlamayan Gökhan Tezgel ve ekibinin imzasını attığı her proje dikkat çekici. Kurulduğumuz günden bu yana Devlet Demiryolları'nın D24000, D22000 simülatörlerinin Fransız bir firmayla birlikte alt yüklenicisi olarak imalatını yaptık. Bunun yanında yine D24000'lerin kumanda bölümlerinin imalatı, çeşitli iç parçalarının imalatı, fiber imalatlarında bulunduk. Fikir babalarının Umut Tasarım olduğu Türkiye'nin ilk yerli gezi lokomotifinin ve gezi treninin imalatını beraberce gerçekleştirdik. Trenimizi bitirdikten sonra herkesin kamuoyuna sunduk ve çok büyük beğeniler aldık, ödül aldık. İkinci projemize başladık. İkinci projemiz de daha Türkiye'de şu anda hiç yapılmamış, Avrupa'da benzerleri olan su altı motosikletiydi. Bu aracın da prototipi bitti, denemeleri tamamlandı. Bu araç da 2015 yılının birinci ayından itibaren Türkiye'de tüm turizm alanlarında kullanıma açılacak. Son derece güzel bir araç. Sadece demiryolu değil, bütün özel projelerde, bütün üst düzey projelerde de Tezray olarak bulunuyoruz. Üretimden gelen güçle her yeni iş yeni bir heyecan yaratıyor. Bizler işin vitrin kısmındayız ama mutfakta yüzün üzerinde buna bir emek var. Onlarca danışman ve onlarca firma sadece bir lokomotif için toplamda tahminen 350 kişi civarında çalışan oldu. Herkesin emeği, herkesin bunda bir
bilgi birikiminin yansıması oldu. Demiryolu sürdürülebilir kalkınma hamlesinin en önemli halkalarından birini teşkil ediyor. Gökhan Tezgel sektörün geleceğine umutla bakıyor. Önümüzdeki 10 sene içerisinde devletin 2023 mantalitesiyle birlikte bizlerin de üzerine düşen çok büyük görevler var. Nedeni de artık Türkiye'de bir tramvay yapılabiliyor. Artık Türkiye'de bir demiryolu aracının üretimi gerçekleşmeye başladı yavaş yavaş. Tamamen bizlerin projelerinin, tasarımlarının tamamen bizler tarafından yapılan bir aracın da Türkiye'de üretilmesi gerektiği ortaya çıktı. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve devletin de kamu kuruluşları, devlete bağlı kamu iktisadi teşekkülleri bunlar için bir araya gelmeye başladılar. İnşallah bu 10 yıl içerisinde, tabii ki dünya ile rekabet etmek çok çok zor ama Türkiye'de çok önemli işler yapılacak. Son olarak hedefleri konuştuğumuz iş geliştirme koordinatörü Gökhan Tezgel, öncelikli amacımız gelecek nesillere kalıcı izler bırakmak diyor. En önemli hedefimiz her ne olursa olsun bu şirketi kuranlar hayatta olmasalar bile önümüzdeki dönemlerde onların isimlerinin alınabileceği projeleri dünyaya hediye etmek, Türkiye'ye hediye etmek. Bizim tek hedefimiz bu. Devletin, özellikle hükümetlerin açmış olduğu bu yolda bizlerin üzerine düşen bu rüzgarı aldıktan sonra yelkenlerimizi açmak ve yolumuza devam etmek.